Merhaba sevgili izleyenlerimiz, Ekran Başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programla yanında güzel yemek hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem pratik iki tane yemeğimizi biz burada hazırlayacağız. İnşallah sizler de evinize yapacağınız çok lezzetli ve çok da güzel iki tane sunum hep beraber de hazırlamış olacağız. Hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir mücverimiz var. Mücver yapacağız. Ve ondan sonra pirinçli domates çorbamız var. Ve domates çorbasını hazırlayacağız. İnşallah sizler de iftar için harika bir sunum kendinize hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız. Tabii yemeklerimizi yapıyoruz. Yemeklerimizi ne yapıyoruz? Yemeklerimizi Mahmut Reis pirinçlerimizle beraber yapıyoruz. Yemeklerimize ekstra bir tat, lezzet ve dediğimiz gibi farklı bir sunum katıyor. Siz de gün rahatı içinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz çorbanızda, isterseniz yemeklerinize, dediğimiz gibi hatta pilavlarımızda, tatlarımızda her yerde kullanacağımız müthiş bir pirincimiz sevgili izleyenlerimiz. Mahmut Reis pirincini de satın almak istiyorsak Avrupa geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Avrupa geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Türkiye'de de satın almak istiyorsak internet üzerinden Türkiye'de de satın alabiliriz. Yani Türkiye'den satın almak istiyorsak internet üzerinden aynı şekilde siparişlerinizi verip bir veya iki gün içinde elinize olacak. Ben müthiş bir pirinç sizler de satın almış olacaksınız. Dilerseniz birer kiloluk alabilirsiniz. İstiyorsanız beşer kiloluk Mahmut Reis pirincini alabilirsiniz. Evet, o zaman biz yavaş yavaş iki tane listemizi alalım. Ondan sonra listelerimizi aldıktan sonra hemen hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, hangi listemiz hazırsa başlayabiliriz. Pirinçli domates çorbamız için sevgili izleyicimiz neler kullanacağız? Pirinçli domates çorbamız için 2 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar Mahmut Reis pirincimiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz ve pulberimiz olacak. 2 adet de domates kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar Mahmut Reis pirinç kullanıyoruz. Ondan sonra da 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da istersek sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 adet domatesimiz olacak. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Önce bir tenceremizin içine yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra domateslerimizi güzelce bir kabuğunu soyuyoruz. Onu ufak ufak doğruyoruz. Onu da hazırlıyoruz. Ondan sonra unumuzu içine ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce bir kavuruyoruz. Unumuzu kavurduktan sonra içine tekrardan salçamızı ilave ediyoruz. Salçayla beraber onu güzelce bir kavuruyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Baharatla beraber karıştırdıktan sonra ondan sonra yeteri kadar suyumuzu boşaltıyoruz. Suyumuzu da aynı şekilde ilave ettikten sonra kabuğunu soymuş olduğumuz domatesimizi içine ilave ediyoruz. O güzelce bir şekilde bir kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra Mahmut Reis pirinçlerimizi de içine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber iyice bir kaynatıyoruz. Tuzumuzu ayarlıyoruz. Tuzumuzu ayarladıktan sonra çorbamız tekrardan 5 dakikada kaynayacak. Ve kaynadıktan sonra sunumu yapacağımız tabağımıza koyup afiyetle içeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, kabak mücver içinde neler kullanacağız? Kabak mücver içinde hemen 2 adet kabak kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 2 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, aldığı kadar unumuz olacak. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 1 çay bardağı kadar mısırımız olacak. Kızartmak için yeteri kadar zeytinyağı veya istersek sıvı yağ kullanabiliriz. 2 adet kabak kullanıyoruz, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 2 adet yumurtamız, 1 tutam maydanoz, aldığı kadar un, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz ve 1 çay bardağı kadar mısır kullanıyoruz. Kızartmak için de 1 su bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabiliriz. Önce geniş bir kabımızın içine hemen kabakları rendeleyelim. Onu rendeledikten sonra soğanlarımızı ufak ufak doğruyoruz, içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tekrardan hemen içine 2 tane yumurtamızı kırıyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Maydanozumuzu içine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra mısırları da aynı şekilde içine ilave ediyoruz. Alabildiği kadar unumuzu içine ilave ediyoruz. Ta ki kıvamını bulana kadar güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yapıyoruz. Ayarlamamızı yaptıktan sonra mücverimiz hazırlanıyor. Ondan sonra tavamıza biraz yağımızı boşaltıyoruz. Tavamızı içine hemen güzelce bir tavamız ısınacak. Tavamızı içine göndereceğiz ve tavamızda onu güzelce bir kızartacağız. İki tarafını aynı şekilde kızarttıktan sonra sunumu yapacağımız kabımıza, tabağımıza koyacağız ve kenarları da süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Biz artık yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, öncelikle hemen şöyle bir ayarlamamızı yaptık. Ben şöyle bir çorbam için hemen şuradan bir tenceremi alıyorum. Sevgili İhsan'ım, şöyle bir tencerem hazır. Şöyle biraz ocağımız yavaş yavaş o güzelce bir ısınsın. Şimdi o yavaş yavaş ısınırken bize şuradan ayarlamamızı yapıyoruz. İçini güzelce bir temizliyoruz. Şöyle bir çevirelim. Evet, şimdi o yavaş yavaş ısınsın. Onun içine yağımız. Şöyle biraz yağımızı döktük.
Yağımızı döktükten sonra o kenarda yavaş yavaş hazırlanıyor sevgili izleyenimiz. Hemen biraz karıştıralım. Bir veya da iki tane domates dedik. Tabii siz istersen daha fazla da kullanabilirsiniz. Kenarda domateslerimizi de hazırlayalım. Şuradan iki tane domatesimiz bizlere yetecek. Onun için iki tane domatesimizi hemen ayarlayalım. Bunları da aynı şekilde. Hazırlıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle güzelce bir domatesimizi kabuğunu soymaya. Devam. Bunu da aynı şekilde şöyle bir soyalım. Şimdi geçiyoruz diğer domatesimizi. Onu da aynı şekilde hazırlıyoruz. Hemen şuradan başlıyoruz yavaş yavaş kabuğunu soymaya. Eğer ki zorlanıyorsanız sevgili izleyenlerimiz şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hemen kafasını güzelce bir şekilde bir temizleyin. Ondan sonra da sıcak suyun içine batırın. Çıkarın. Onu zaten kabuğu güzelce bir şekilde kendisini bırakacak, yumuşayacak. Ondan sonra daha rahat bir şekilde soyabilirsiniz. Veya da bizim yaptığımız gibi bu şekilde de soyabilirsiniz. Hemen. Bunu da aynı şekilde ufak ufak hazırlıyoruz. Şimdi bunlar da hazır. Ondan sonra da şöyle gömledik. Unumuz güzel bir şekilde bir ısınıyor. Ondan sonra da şöyle bir yağımız ısındı. Unumuzu içine kullandık. Unumuzu güzelce bir şöyle bir kavuralım. Bir yemek kaşığı veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer ki biraz daha fazla olmasını istiyorsanız fazla un kullanabiliriz. Eğer ki geniş bir ailese, kalabalık bir ailese veya misafirlerimiz gelecekse onlar için fazla yapacaksak unu ona göre biraz daha çoğaltabiliriz. Şimdi domatesimi ben şöyle bir önce dilimliyorum. Ondan sonra küçük küçük şöyle bir doğruyorum. Bunlar da aynı şekilde. Hazır. Şunları alalım. Kullanmayalım. Domatesimiz hazır. Diğer domatesimiz de aynı şekilde. Şöyle bir doğradık. Bunları da ufak ufak hazırlıyoruz. Kenara aldık. Evet. Şimdi domatesimiz hazır. Şöyle bir kabımıza aktaralım. Ondan sonra şöyle bir tahtamızı tekrardan suya tuttuk. Ondan sonra devam ediyoruz. Şöyle biraz temizleyelim tahtamızı. Unumuz güzelce bir kavrulsun. Hem un kokusunu çok fazla hissetmeyelim sevgili izleyenimiz, hem de iyice bir kavrulmuş olalım. Şimdi güzelce bir karıştıralım. İçine kullanacağımız kadar salçamız, hemen şuradan bir kaşık alıyoruz. Ondan sonra salçamız gelsin bakalım. Şöyle bir veya da bir buçuk yemek kaşığı kadar kullanabiliriz. Salçamızı da dahil ettik. Ondan sonra salçamızla beraber tekrardan şöyle bir kavurmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Hem topak kalmasın hem de onu da iyice bir şöyle güzelce bir kavrulsun. Yavaş yavaş. Ta ki salçamız tamamıyla dağılana kadar, çözülene kadar onu şöyle güzelce bir karıştıralım. Şimdi bu kenarda yavaş yavaş devam etsin. Biz de bu arada biraz şöyle biraz
Kırmızı toz biberimiz. Biraz da pul biberimiz. İçine ilave ettik. Çok az bir karabiberimiz. Fazla olmasın, minik biraz karabiber yeterli olacak. Karabiberimizi de içine ilave ettikten sonra bunu da güzelce bir karıştırıyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle bir kavurmaya başladık. Şimdi yeteri kadar suyumuz dedik. Hemen suyumuzu döküyoruz. Hemen suyumuz hazır. Ve yeteri kadar suyumuzu şöyle güzelce bir dökelim. Baharatlarla beraber ayarlamamızı yaptık ve şimdi suyumuzu şöyle güzelce bir döküyoruz. Evet. Bu bize için yeterli olacak. Bu kenarda yavaş yavaş kaynasın. Sonra içine domates pirincimizi de dahil edeceğiz. Tuzumuzu ayarlayacağız. Önce biraz bir kaynasın. Ondan sonra diğerlerini içine ilave edebiliriz. Hemen şuradan geçiyoruz ayarlamamızı yapma. Şimdi bunu biraz ayarladık. O kenarda yavaş yavaş devam etsin. Ben de şöyle bir ayarlamamı yapayım. Tavamı hazır. O da bir kenarda bir dursun şimdilik. Şurayı temizleyelim. Evet, mücverimizi sizlerle beraber de hazırlayabiliriz. Yavaş yavaş mücverimize geçelim seviyeceğimiz. Bir veya da iki tane kabak ama siz istiyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle bir kabımız, o da hazır. Bir tane kabımızı ayarladıktan sonra öncelik soğanımız. Bir tane soğan demiştik. Evet, şimdi unu ufak ufak doğruyoruz. Soğanımız biraz daha. İncelttik. Devam ediyoruz. Bir tane bize de yetiyor ama siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi soğanımız hazır. Yavaş yavaş çorbamız kaynamaya devam ediyor. İçine pirincimizi döküyoruz. Şöyle içine pirinçlerimizi de, Mahmut Reis pirinçlerimizi de döktük. Pirinçlerle beraber o kaynama devam etsin. Şöyle biraz karıştıralım. Domatesimiz tane tane olsun. İçinde biraz görünsün. Soğanımızı hazırlamıştık. Soğanımızı hazırladıktan sonra şöyle bir tane rendemizi alalım. Kullanacağımız kadar kabak dedik. Şurada bir veya iki tane kabak bizlere yetiyor. Onu önce şöyle bir kafalarını şöyle bir temizleyelim. Temizledikten sonra başlıyoruz yavaş yavaş. Şöyle biraz kenara doğru gelelim. İhsan da görsün. Rendeleme. Şöylece bir rendeledik. Devam ediyoruz aynı şekilde. Ufak ufak rendeledik. Şimdi ikisini de rendeledikten sonra hazır. Şöyle yapalım. Şöyle bir süre tutalım. Kullanacağımız kadar kabağımız hazır. Soğanımız hazır. Soğanımızı da içine şöyle bir gönderelim. Evet. Soğanımızı da içine ilave ettik. Şimdi tuzumuz. Hemen şurada tuzumuz. Biraz tuz. Şöyle gönderiyoruz tuzumuzu. Ve
Evet. Tuzumuzu da içine ilave ettik. Şöyle biraz pul biberimiz. Ondan sonra biraz karabiberimiz. Biraz daha şurada kırmızı toz biberimiz. Minik bir dokunuş. Bizlere yetiyor. Şimdi bunları şu şekilde ovuyoruz. Ta ki suyunu bırakana kadar. Şöyle biraz karıştırdık. Yavaş yavaş çırpmaya devam. Böyle güzelce bir karıştırma devam ediyoruz. İyice birbirini şöyle bir yedireceğiz sevgilimiz. Güzelce bir şekilde. Şöyle bir karıştırdık. Onu karıştırdıktan sonra tekrardan içine biraz mısır. Şurada biraz mısır içine ilave ediyoruz. Ondan sonra da iki tane yumurta. Onu da kırıyoruz. Şunu bir kaldıralım. İki tane yumurtamızı aynı şekilde içine ilave ettik. İki tane yumurtamızı içine ilave ettikten sonra biraz maydanoz dedik sevgili izleyenlerimiz. Şurada biraz maydanozumuzu alalım. Biraz maydanoz da. Ona güzel bir tat katacak. Şöyle bir temizleyelim. Hemen. Şöyle bir ayarladık. Şöyle bir maydanozumuzu. İyice bir. Bunları güzelce bir şöyle bir ayarladık ve maydanozumuzu içine ilave ediyoruz şöyle. Şimdi maydanozumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle biraz ocağımızın altını açalım. Evet. Yavaş yavaş tavamızı ayarlıyoruz. Onun için de biraz yağımızı boşaltalım. Şuradan biraz yağ alalım. Yağımızı şöyle çok aşırı da olmasın. Biraz yağımızı döküyoruz. Ve o yavaş yavaş kenarda ısınsın. Yağımız şimdi ısınırken ben de şöyle bir şurayı toparlayayım. Ondan sonra da unumuz hazır. Unumuzu ayarladık. Biraz sütümüz. Şurada biraz sütümüzü döküyoruz. Çok olmasın. Ondan sonra süt de döküldükten sonra şimdi yavaş yavaş bir tane kaşığımı alayım. Ondan sonra devam edeyim. Bunları öncelikle bir karıştıralım. İçine mısır, kabak, soğan, maydanozumuz, baharatlarımız, iki tane yumurta ve biraz süt ilave edildi. Hepsini güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra karıştıktan sonra alabildiği kadar un dedik. Önce şöyle bir göz kararı. Biraz unumuz. Bunu önce bir yedirelim. Bakalım durumuna. Evet. Şöyle güzelce bir yavaş yavaş yediriyoruz. Evet. Şöyle bir unumuzu da güzelce bir karıştırdık. Evet. Bu yeterli bizler için. Harcımız hazır. Şöyle bir eldivenimizi değiştirelim. Bir eldivenimizi değiştirelim. Ondan sonra devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şunları biraz elimizin altı hem açılsın hem de rahat çalışalım diye. Kenara doğru gönderdik. Şöyle biraz daha toparlayalım. Evet. Mücverimizi yapmaya devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Güzelce bir şöyle toparlayalım. Sizler de tabii ki Mahmut Reis pirinçleri gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Onunla harika tatlar, lezzetler elde edeceksiniz. Pilavlarınız müthiş olacak. Ondan sonra yemekleriniz, pilavlarınız, çorbalarınız hepsi çok güzel olacak.
Gönül rahat içinde bol bol kullanabilirsiniz. Avrupa'da satın almak için internet üzerinden satın alabilirsiniz. Türkiye'den de dedi, Avrupa'da bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. İnternet üzerinde de satın alabilirsiniz. Türkiye'de de sevgili izleyenimiz internet üzerinde siparişlerinizi verip Mahmut Reis pirincimizi satın alabilirsiniz. Evet, şimdi yağımız ısındı bu arada. Ben de bu şöyle bir tezgahımı topaladım. Tezgahım hazır. Ve ondan sonra da eldivenimizi alalım. Şuradan eldivenimiz gelsin. Eldivenimizi ayarladık. Ondan sonra mücverimiz yavaş yavaş. Şöyle bir ayarladım. Ben şurada mücverim için bir tane tabak alayım ama. Şunu alalım. Şöyle bir tabak alalım. Sonra tabii sunumunu yapacağız. Hemen burayı da güzelce bir temizledik ve artık devam edebiliriz. Bir tane kaşık dedik sevgili izleyicimiz. Şöyle bir kaşığımızı alıyoruz. Şunu biraz kenara doğru çektik ve ondan sonra bismillah diyoruz. Şuradan mücverimizi alıyoruz. Önce şöyle biraz ufaktan biraz dokunalım. Hem düzgün olması için ayarladı gönderdik. Devam. Tekrardan. İçinde kabak, soğanımız, maydanozumuz, çocukların hoşuna giden biraz da mısır. Çok güzel oldu. Şunu da aynı şekilde şöylece bir ayarlıyoruz. Ondan sonra bunu da köşeye hazırlayalım. Ve yavaş yavaş mücverimiz birazdan hazır olacak sevgili izleyicimiz. Çorbamız dedik, o da güzel oldu. Çorbamız da hazır diyebiliriz. Sadece şöyle biraz karıştırıyoruz. Ondan sonra da altını biraz kısmıştık. Biraz tuzumuzu dökelim. Şurada biraz tuzumuz. Evet. Onunla beraber müthiş olacak ve çok lezzetli bir çorbamız hazırlanmış olacak. Şimdi yavaş yavaş mücverimizi pişirmeye devam ediyoruz sevgili izleyicimiz. Önce bir kızarsın, toparlansın. Ondan sonra çevireceğiz. Diğer tarafında güzelce bir şekilde pişireceğiz. Geniş bir kabınızın içine kullanacağınız kadar kabağınızı rendeleyin. Kabağınızı rendeledikten sonra içine bir tane soğanınızı doğrayıp içine ilave edin. Onu da ilave ettikten sonra biraz tuzunuzu ilave edin. Tuzla beraber güzelce bir oven. Ondan sonra tekrardan içine baharatlarımız hangisini kullanacaksa baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Baharatla beraber karıştırıyoruz. Mısırlarımızı ilave ettik, sütümüzü ilave ettik, yumurta içine ilave ettik, maydanozumuzu ilave ettik. Alabildiği kadar unumuzu da içine ilave ediyoruz ve unla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Harcımız hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra tavamıza biraz yağımızı döküyoruz, tavamıza gönderiyoruz. Önce bir tarafı pişiyor, ondan sonra ters çeviriyoruz, diğer tarafı da kızarıyor ve kızardıktan sonra müthiş bir mücverimiz hazırlanmış olacak. Ondan sonra şöyle bir Mahmut Reis pirinçli çok güzel bir domates çorbamızı hazırladık. Müthiş oldu, müthiş bir çorbamız. Şimdi onun için de neler yaptık sevgili izleyicilerimiz? Onun için de tenceremize biraz yağımızı boşalttık. Unumuzu ilave ettik. Unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra içine salçamızı ilave ettik. Salçayla beraber kavurmaya devam ettik. Salçamız güzelce bir kavrulduktan sonra tekrardan hemen içine baharatlarımızı ilave ettik ve yeteri kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu da ilave ettikten sonra o iyice bir kaynıyor. Ondan sonra iki tane domatesimizi kabuğunu soyduk. Onu da içine ilave ettik. Ondan sonra Mahmut Reis pirinçlerimizi ilave ettik. Tuzumuzu ayarladık. Onunla beraber tekrardan bir 5 dakika daha kaynıyor. Ondan sonra harika bir çorbamız hazırlanıyor sevgili izleyicilerimiz. Müthiş bir çorba oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet. Şöyle bir çevirelim. Yavaş yavaş. Şöyle bir bakacağız. Bir tarafı bir toparlansın. Ondan sonra tekrardan çevireceğiz ki bir tarafı da pişmesini sağlayacağız. Bunu da aynı şekilde çevirdik. Ondan sonra bunu da şöylece bir çevirelim. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin, toparlamaya devam etsin. Dilersen şimdi o yavaş yavaş pişerken sevgili izleyicimiz biz de minik bir araya gidelim. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber hem de Mahmut Reis pirincimizle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi biz çorbamızı hazırladık. Mücverimiz hazır. Mücverimiz de güzelce bir şekilde bir pişti. Reklam arasında biz de onu da hazırladık. Çorbamız enfes oldu. Mahmut Reis'te pişti. Çok pirinçli, çok güzel bir pilav çorbamız hazır sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki biz hemen şöyle bir
güzel bir sunumumuzu yaptık, ayarlamamızı yaptık ve onun için neler yaptık sevgili izleyicilerimiz? Şöyle bir Mahmut Reis pirincimizle beraber sizlere de efsane pilavlar hazırlayacaksınız. Çok güzel çorbalar yapacaksınız, pilavlar yapacaksınız, yemekler yapacaksınız, tatlılar yapacaksınız. Bir gün biz de domates çorbamızda kullandık. Ona müthiş bir tat ve lezzet katıyor sevgili izleyicilerimiz. Mahmut Reis pirinçler dilersek 1'er kiloluk alabiliriz, istersek 5'er kiloluk alabiliriz. Avrupa'da satın almak istiyorsak Avrupa'da bütün büyük marketlerde bulabilirsiniz. Türkiye geneli içinde internet üzerinde siparişlerini verip Mahmut Reis pirinçlerimizi oradan da sipariş verip satın alabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Sizler de tabii ki bir kere pilav yaptıktan sonra bir daha vazgeçemeyeceğiz. Müthiş bir sunumlar olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, mücverimiz hazır. Mücverimiz güzelce bir pişti. Onu şöyle bir alıyoruz. Bunu aynı şekilde şöyle bir aldık. Kek gibi kabardı, kek gibi. Şöyle bir alalım. Ondaysa bunu da şöyle yanına bırakalım. Ondan sonra şunu bir kaldıralım. Tavamızda içimiz kalmadığı için onu da kenara doğru gönderiyoruz. Bir tane domatesimiz. Bir tane domatesimizi şöyle bir aldık. Ondan sonra bıçağımız. Gelsin bakalım bıçağımız. Bir tane domatesimiz hazır. Onu da şöyle bir küçük küçük. Önce bir doğrayalım. Ondan sonra da şuraya doğru alalım. Onu da hazırladık. Şöyle kapatalım ocağımızı. Şimdi bunları ayarladıktan sonra tekrardan biraz yoğurdumuz. Hemen onu da ayarladık. Yoğurdumuz hazır. Şöyle bir ön tarafına minik bir dokunuş. Bunu da şöyle üstüne ufaktan bir bırakıyoruz. Ve o da güzelce bir hazır. Şimdi ayarlamamızı yaptık. Onun üzerine biraz nanemiz gelsin bakalım. Biraz nanemiz, biraz da pul biberimiz. Şunun üzerine de hafif biraz serpiştirdik ve hazır. Şimdi onu güzelce bir ayarladık. Bir tane kepçemizi alalım. Ondan sonra çorbamız, o da hazır. Bismillah diyoruz. Şöyle bir çorbamızı alıyoruz. Şöyle bir sanayi tipi ocak olduğu için bazen şöyle saplar biraz ısınabiliyor. Onun için biraz dikkat edeceğiz. Evet. Çorbamızı karıştırıyoruz. Müthiş bir domates çorbamız oldu sevgili izleyenimiz. Hele bir de Mahmut Reis pirinçler gerçekten harika bir lezzet katıyor. Harika bir tat katıyor. Ve çorbamızı hem zenginleştiriyor hem de güzelleştiriyor. Müthiş bir çorba yapıyor diyebilirim sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir aldık ve çorbamız hazır. Şöyle ben diğer tenceremi kaldırayım. Bunu şöyle ortadan sana gönderelim. Evet, ayarlamamızı yaptık. Şimdi çorbamız hazır, mücverimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Mahmut Reis'i çok güzel bir çorba hazırladık. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Mahmut Reis pirinçlerimizi Türkiye geneli için internet üzerinde satın alabiliriz. Avrupa'dan satın almak istiyorsak, Avrupa'da da satın almak istiyorsak bütün büyük marketlerde satın alabiliriz. Tenceremize biraz yağımızı boşalttık, unumuzu kavurduk. Unumuzu güzelce bir kavurduktan sonra tekrardan hemen onun içine biraz salçamızı ilave ediyoruz. Salçayla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Salçamızla beraber karıştırdıktan sonra tekrardan hemen içine baharatımızı kullanacağımız kadar baharatımızı döküyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Yeteri kadar suyumuzu ilave edelim. Onunla beraber iyice bir karıştırıp ve kaynamasını bekliyoruz. O kaynadıktan sonra içine Mahmut Reis pirinçlerimizi döküyoruz. Onunla beraber iyice bir kaynatıyoruz. Ondan sonra içine iki tane domatesimizi kabuğunu soyduk. Onu da doğradık. İçine ilave ettik. Ve ilave ettikten sonra en son olarak tuzumuzu ayarladık. Tuzumuzu ayarladıktan sonra tekrardan o iyice bir kaynıyor. Kaynadıktan sonra harika bir çorbamız hazırlanıyor. Ve şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Mücver için de geniş bir kabınıza bir iki tane kabağınızı rendeleyin. Bir tane soğanınızı doğrayıp içine ilave edin. Onu ilave ettikten sonra tuzunuzu ilave edin ve tuzla beraber ovun. Tuzla beraber ovduktan sonra tekrardan onun üzerine güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yapacağız. Onun üzerine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra tekrardan iki tane yumurtamızı, sütümüzü, maydanozumuzu hepsini içine ilave edeceğiz. Mısırları onunla beraber karıştıracağız. Alabildiği kadar unumuzu ilave edeceğiz.
Bununla beraber iyice bir karıştıracağız. Ondan sonra tavamızda kızartacağız. Kızarttıktan sonra sunumu yapacağız, tabağımıza koyup ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hazırlığımızı yaptık. Biz de yavaş yavaş hemen şöyle bir göz atalım. Neler yaptık, neler hazırladık. Evet, önce pirinçli domates çorbamız için neler kullandık? Pirinçli domates çorbamız için 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar Mahmut Reis pirincimiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domates, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar Mahmut Reis pirincimiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domates, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biber kullandık. Öncelikle tenceremizin içine biraz yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içine salçamızı ilave ediyoruz. Salçayla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Salçayla beraber kavurduktan sonra içine baharatımızı ilave edelim. Baharatla beraber içine kullanacağımız kadar tekrardan hemen suyumuzu döküyoruz. Suyla beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra kaynamasını bekliyoruz. O kaynadıktan sonra Mahmut Reis pirincimize bir yarım çay bardağı diyebiliriz. Veya dört yemek kaşığı kadar da diyebiliriz. Onu da içine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir kaynıyor. O kaynadıktan sonra 2 tane domatesimizi kabuklarını soyuyoruz, ufak ufak doğruyoruz, içine ilave ediyoruz. Onunla beraber tekrardan kaynatmaya devam ediyoruz. Ondan sonra tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Tuzumuz ayarlandıktan sonra tekrardan hemen çorbamızı 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra sunum yapacağımız kaplarımıza koyup ondan sonra süslüyoruz. Süsledikten sonra da afiyet içeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Mücver içinde sevgili izleyenimiz neler kullandık? 2 adet kabak, 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 2 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, alabildiği kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 1 çay bardağı kadar mısır kullanıyoruz. Kızartmak için de 1 su bardağı kadar zeytinyağı kullanıyoruz. 2 adet kabak kullanıyoruz, 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 2 adet yumurtamız, 1 tutam maydanoz, alabildiği kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar mısırımız. Kızartmak için de 1 su bardağı kadar zeytinyağı kullanıyoruz. Önce geniş bir kabımızı içine kabağımızı rendeleyelim. Soğanımızı doğrayıp içine ilave edelim. Biraz tuzumuzu ilave ediyoruz. Onu güzelce bir ovuyoruz. Ovduktan sonra tekrardan hemen içine diğer baharatlarımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırdıktan sonra sırasıyla 2 tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Maydanozu doğrayıp içine ilave ediyoruz. Ondan sonra mısırlarımızı içine ilave ediyoruz. Mısırla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Mısırla beraber onu iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen içine kullanacağımız kadar mısırımızı da ilave ettikten sonra hemen içine alabildiği kadar unumuzu döküyoruz. Ondan sonra karıştırıyoruz. Tavamıza yağımızı döküyoruz ve yağımızı döktükten sonra hemen birer kaşık alıyoruz, tavamıza gönderiyoruz. Onu güzelce bir kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra sunum yapacağımız kabımıza koyup ve üzerine de süslüyoruz. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de böylelikle hemen yemeklerimizi hazırladık. Tezgahımız hazır. Mahmut Reis pirincimizle beraber lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Mahmut Reis pirinçlerimizi sevgili izleyicimiz tane tane pilavlar elde edeceksiniz. Pilavlarınız çok güzel kokacak, buram buram olacak ve pilavlarınız isteseniz dahi birbirini tutmayacak. Müthiş pilavlar sizler hazırlayacaksınız. Pilavınıza ayrı bir tat, çorbanıza ayrı bir lezzet, aynı şekilde yemeklerimize, tatlılarımıza farklı bir tat, lezzet katacak. Mahmut Reis pirinç de gerçekten çok güzel ve çok da kaliteli. Mahmut Reis pirinçlerimizi satın almak istiyorsak Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Türkiye'den de satın almak istiyorsak internet üzerinden satın alabiliriz. Siparişlerimizi hem fiyatına bakabiliriz hem de orada satın alabiliriz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bizleri izleyen herkes, bizleri yalnız bırakmayan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kanal sağlıcakla.